Bir yıllık raporumuzda Mardin ve ilçelerinde gerçekleşen kadın katliamlarına, şüpheli kadın ölümlerine, taciz, tecavüz ve çocuk cinsel istismarlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Geçen gün şiddetin arttığı, şüpheli kadın ölümleri, taciz, tecavüz, çocuk istismarı, çocuk ve kadın katliamlarında ciddi artışların olduğu gözlemlenmiştir. Kadına yönelik yargı tacizi, gözaltı tutuklamaları, artığı cezaevlerinde tecridin her geçen gün daha da derinleştiği, kadın katliamların, kadın kırım boyutlarına vardığı, her türlü asimilasyon ve özel savaş politikaları ile kadınların mücadelesizleştirmeye çalışıldığı ve toplumun tamamını biat edilmeye çalışıldığı bir süreci yaşamaktayız. Katledilen kadınların çoğunlukla eşleri ve sevgilileri, yani yakınları tarafından öldürüldüğü, bu kadınların daha önce de şiddet gördükleri ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı alındığı, ancak bu kararın uygulanmadığı ve sonuç olarak birçok kadının katledildiği net bir şekilde görülmektedir. Mardin ilinde basına yansıyan meylere göre en az 5 çocuğun katledildiği, ölüme sürüklendiği, çocuğa yönelik taciz, tecavüz ve şiddetin ev içinde eğitim alanlarına kadar yayıldığı tespit edilmiştir. Yargıya ve kamuoyuna yansıyan verilere göre en az 270 çocuğun cinsel istismara uğradığı, en az 172 çocuğun istismar edildiği, 16 yaş altı, en az 3 çocuğun doğum yaptığı ve en az bir çocuğun da evlendirmeye zorlandığı resmi kayıtları tespit edilmiştir. Dile yönelik asimilasyon politikaları her geçen gün daha da derinleşmektedir. Okullarda seçme ders olarak Kurmancı ve Zazaki derslerinin seçilmesine rağmen bu derslerin verilmemesi sistemin dile yönelik asimilasyon politikalarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kadın destek uygulaması, milyonlarca kadının konuştuğu Kürtçe diline yer verilmemesi devletin dil üzerindeki asimilasyon politikalarının başka bir boyutudur. Mardin gibi dillerin her türlü rengin ortak yaşandığı bir kente, kreşlerde birçok kurumda çok dilin olması gerekirken yine tek dil dayatması taşısan bir uygulamadır. Kürt kadınları üzerinde bir asimilasyon politikası olarak kadınlara düşürerek toplumun tamamını pasifleştirdiğini hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Çünkü kadın toplumun lokomotif gücüdür. Kadın pasifleşirse toplumun tamamının pasifleşeceğini sistem çok iyi bilmekte ve bu yüzden kadınlara her türlü saldırıları gerçekleştirmektedir. Gençlerin maddeye yönlendirilmesi, genç kadınların fuhuşa sürüklenmesi gibi şiddet türleri, organize suç faaliyetleri, çeteci ve mafyatik ilişki biçimleri üzerinden üretilmektedir. Bu aygıtlığına rağmen kadınlar mücadelelerinin baş aktörler olmaya, jen, riyan, azadi felsefesiyle mücadelelerini büyütmeye, dünyanın her yerinde kadınlar erkek egemen devletin özel savaş politikalarına ve faşizan baskılarına rağmen demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yaşamı inşa etmeye devam etmektedir. Jin, jiyan, azadi.